Merhaba arkadaşlar. 14. föyümüzde devam ediyoruz türev konusuna. Bu bölümde çarpımın türevinden bahsedeceğiz. Hex fonksiyonu verilmiş olsun. fx ile gx fonksiyonlarının çarpımı şeklinde. O zaman hex'in türevini soruyorsa, yani çarpımın türevini soruyorsa ne yaparız? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci deriz. Örnek bir fx fonksiyonunu çarpım halinde vermiş bir noktasındaki türevini istiyor arkadaşlar. Birinci ifademiz x küp eksi 2x. İkinci ifademiz 3x artı 1. O zaman birincinin türevini alalım. Ne olur? 3x kare eksi 2 çarpı ikinci. ikinci aynen aldık. Artı ikincinin türevi 3 çarpı birinci. x küp eksi 2x oldu. Ne diyor? Bu ifadeye 1 ver diyor arkadaşlar. Verin 1'i. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. F üssü 1'i istiyor arkadaşlar. 3 eksi 2 ne olacak? 1. 3 1 daha 4. Artı 3 çarpı 1 eksi 2 eksi 1. Bu da 4 eksi 3 ne yapacak? 1 yapacak. Fx ve Gx fonksiyonlarını vermiş. F çarpı G'nin eksi 1 noktasındaki türevi 10 A'yı bulun diyor. Kısaca çarpımın türevini alın burada. Sonra da eksi 1 yazıp 10'a eşitleyin diyor arkadaşlar. Alalım çarpımın türevini. Birinci Fx olsun. ikinci Gx. Fx'in türevi ne olur? 2x karenin türevi 4x. 3x'in türevi 3 olur. Çarpı ikinci aynen alıyorum. Ax artı 2. Artı Ax artı 2'nin türevi nedir? A çarpı birinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Burada ne yaz diyor? Eksi 1 yazıyor arkadaşlar. Yazalım eksi 1'i. F çarpı G'nin türevi eksi 1'de. Eksi 1 yazarsak şunların hepsine eksi 1 yazmış olacağız. Burası ne olur? Eksi 4, eksi 3, eksi 7. Burası eksi A artı 2 artı A çarpı eksi 1'in karesi 1 eksi 1 çarpı eksi 3'lü 3 yaptığı için burası 2, 3 daha 5 yapacaktır ne eşitmiş bu arkadaşlar? 10'a eşitmiş. Bakın şurada 10'a eşit vermiş bunu. Düzenleyelim. Ne olur? Eksi 7'yi dağıtırsam 7a eksi 14 artı 5a eşittir 10 arkadaşlar. Düzenlersem 12a 24 olur. a da buradan 2 olarak gelecektir. F ve G gerçek sayılarda türevli fonksiyonlar olarak verilmiş. F2'yi, F üstü 2'yi vermiş. Gx'i de Fx'e bağlı olarak vermiş. G üstü 2 nedir? 2 noktasında G'nin türevi nedir diyor arkadaşlar. Önce G x'i bulalım. Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci. X kare x'i birinin türevi nedir? 2x çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi çarpı birinci. F üstü x çarpı x kare x'i 1. Buradan arkadaşlar ne istiyordu bizden? 2 noktasındaki türevi istiyordu. 2 yazarsak yerine G üstü 2 eşittir. 4 çarpı f2 artı f üstü 2 çarpı 2 yazdım. 4 eksi 1 3. Buradan f 2'yi ne vermişti bana? Eksi 1 olarak vermişti. F üstü 2'yi ne vermişti? 2 olarak düzenlersem eksi 4 artı 6'dan 2 gelecektir. fx fonksiyonu verilmiş. fx'in ikinci türevini 2 iki noktasında istiyor arkadaşlar. Önce düzenleyelim burayı. x eksi 4 ve x artı 4 var x eksi 2 ve x artı 2 var. 2 kare farkı bunlar. x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımı ne olacaktır? x kare eksi 16. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı x kare eksi 4 olacaktır. fx fonksiyonu. Yine dağıtalım arkadaşlar. x kare ile x kareyi çarparsam x üzeri 4 eksi 4 x kare eksi 16 x kare artı 64 olacaktır. Şurası x kare artı 64. Şurayı düzenlersek x üzeri 4 eksi 20 x kare artı 64 oldu. Ne bu? fx arkadaşlar. Birinci türevini alalım hemen. Ne olur? 4'ü önüne indirdik. x küp eksi 2 önüne indirdik. 40 x e, 64'ün türevi 0 oldu. Bir türev daha alalım. Ne olacaktır? 12 x kare eksi 40 olacaktır. Ne diyor? 2 noktasını verin diyor. 2 noktasını da verelim. Verirsek 2 değerini şöyle. F 2 e, üssü 2, ikinci türevde 2. Ne olur? 4 kere 12, 48 eksi 40'dan 8. Aradığım cevap olacaktır. F(x) fonksiyonu vermiş, f(x)in türevinin 2 noktasındaki değerini istemiş bizden. X kare eksi 2x, x kare artı 2x artı 4. Şurada sanki 2 küp farkı var gibi arkadaşlar. Şu x parantezini alırsam, x eksi 2 kalır. X eksi 2 ile 2, x kare artı 2x artı 4'ün çarpımı nedir? x küp eksi 2'nin küpüdür. Demek ki fx ifademiz buymuş. Düzenlersek bunu ne olur? x üzeri 4 eksi 8x olacaktır. fx ifademiz buymuş. Ne diyor? Birinci türevini alın diyor. Alıyorum. Ne olur? 4x küp eksi 8. Sonra 2 verin diyor. Veriyorum. 2'nin küpü 8 kere 4. 32. 8 çıkarırsak ne olacaktır? 24 olacaktır fx ifadesi şekildeki gibi verilmiş arkadaşlar. f üstü 10 kaçtır diyor arkadaşlar. Şu birinci çarpanımız, ikinci çarpan 3, 4, 5, 6, 8, 9. Şu da 10. çarpan arkadaşlar. 10 tane ifadenin çarpımını alırken ne yaparız? f x'i bulurken. Birincinin türevi çarpı diğerleri. Ne olur? x eksi 1'in türevi. 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 10 olur. Hatı. İkincinin türevi çarpı diğerleri. x eksi 1 çarpı 1 çarpı x eksi 3 çarpı nokta nokta x eksi 10 olacaktır. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. En son olarak nedir? 10'uncunun türevi çarpı diğerleri. Yani x eksi 1, x eksi 2, x eksi 9 ve 10'uncunun türevi, onuncunun 10. türevi ne olacaktır? 1 olacaktır. Burada arkadaşlar x'in yerine 10 verirsek şurada 10 verdiğim zaman burası ne olacaktır? 0 olacaktır. Artı şurada 10 verdiğim zaman burası ne olacaktır? 0 olacaktır. Ee, i̇lk 9 ifadede bu şekilde hep sıfır gelecektir. Ancak x eksi 10'un türevini aldığımız son ifadede 10 verdiğimizde 10 eksi 1 9 10 eksi 2 8 7 6 5 4 3 2 en son şuraya 10 verdiğimizde 1 olacaktır. Yani bu ifadenin sonucu 9 faktöriyel olacaktır. 2014 LS sorusu. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir PX polinomu verilmiş. Baş kat sayısı 1. Ne diyor? P00 yani çarpanlarından 1X. P10 çarpanlarından 1X-1 ve P1-0. 3. çarpanımız X-A olsun arkadaşlar. Ne diyor? P1-0 türevini alıp 1 yazıp 0 eşitle diyor. Önce şurayı düzenleyelim. Çarparsak ne olur? X kare eksi x, x olur burası. Şu da x eksi a. Türevini alırsak bu p x'ti. P üstü x ne olur? Birincinin türevi 2 x eksi 1 çarpı ikinci x eksi a. Artı ikincinin türevi 1 çarpı birinci. P üstü 1 de 0 dediği için x yerine 1 yazalım arkadaşlar. Ne olur? P üstü 1 1 yazdığımızda x'lerin yerine 1 yazdık. 2 eksi 1 1 çarpı 1 eksi a 1 eksi 1 0 olduğu için burası 0 oldu. Eşittir neymiş arkadaşlar? 0. 0 eşitledik. A ne geldi buradan? A 1 olarak geldi. Peki A'nın yerine 1 yazarsak e, bizden ne istiyordu? P eksi 1'i. Şuradan P eksi 1'i bulabiliriz. X yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 çarpı eksi 1 yazdığımda eksi 2 olur burası. Çarpı eksi 1 yazdığımda eksi 2 de burası olur. Çarptığımda cevabımız eksi 4 olarak gelecektir. İki fonksiyonun bölümünün türevi fx bölü gx ifadesinin türevini alırken payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi yönteminden faydalanırız. fx fonksiyonumuz ax artı b bölü cx artı d şeklinde ise pratik olarak çapraz olarak çarparız. ad eksi bc birbirinden çıkarırız eksi bölü paydanın karesi olacaktır. İfadesinin eşitini bulunuz diyor arkadaşlar. Hemen pratik olarak ne yapalım? Çapraz çarpım yapalım. 3 ile 3'ü çarptım. Eksi. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Bölü 2x artı 3'ün karesi. Bu da ne olacaktır? 9 artı 2 11 bölü 2x artı 3'ün karesi yapacaktır fx ve gx fonksiyonlar verilmiş buna göre f bölü g'nin türevi eksi bir noktasında nedir demiş arkadaşlar. Paydamız gx olduğu için payın türevi dediğimde fx'in türevini almış olacağım. 2x çarpı gx arkadaşlar. Eksi paydanın türevi gx'in türevi ne olacaktır? 6x kare eksi 1 çarpı pay x kare eksi 1 bölü paydanın karesi. Paydada ne vardı? gx vardı. 2x küp eksi x'in nesi karesi. Burada x yerine ne ver diyor arkadaşlar? Eksi 1 ver diyor. Biz de eksi 1 yazalım x yerine. Ne olacaktır? Eksi 2. Eksi 1 yazarsak hepsinin yerine eksi 1 yazdık. Eksi 2 artı 1'den eksi 1. Eksi, eksi 1 yazdık. Eksi 6 eksi 1'den eksi 7. Eksi ile çarptım artı 7. Eksi 1 yazarsam karesi 1. Şurası 0 olacak. Şu gitti bölü. Böyle paydada eksi 1 yazarsak eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacaktır. Karesi de 1 olacak. Paydamız 1 yukarısı da 2 olduğu için cevabımız 2 olarak gelecek. Örnek 10. 3H1 eşittir 4H1 o da 12 imiş. 3H1 12 ise H1 nedir? 4. 4H1 12 ise H1 3. 2G1 4'müş. G1 ne olur? 2. G üssü 1, 4 arkadaşlar. Buna göre 2H bölü G'nin türevi bir noktasında nedir diyor. 2 sabit sayı olduğu için dışarı alabilirim arkadaşlar. H bölü G'nin türevini nasıl alabilirim? Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Buradan arkadaşlar H üssü 1'i ne olarak vermiş? 3, G1, 2, Eksi g üssü 1, 4, çarpı 4. Bölü g1'in karesi diyor. g1 neydi? 2, 2'nin karesi. Buradan 2'ler sadeleşirse yukarısı ne olur? 6 eksi 16'dan. Eksi 10 aşağıda 2 oldu. Eksi 5 aradığımız cevap olacaktır. Y eşit fx olmak üzere şöyle bir eşitlik verilmiş olduğuna göre f üstü eksi 2 kaçtır demiş. Burada y'yi yalnız bırakmamız lazım. Eksi 1 bölü y'yi karşıya 2'yi başa atarsam ne olur? 2 bölü x eksi 2 eşittir 1 bölü y olur. Payda eşit diyelim burada ne olur? 2 eksi 2 x bölü x eşittir 1 bölü y. Buradan takla attırırsak y eşittir ne gelir? x bölü 2 eksi 2 x gelir. Buradan türevini alırsak arkadaşlar y üst eşittir bölümün türevi. Payın türevi 1 çarpı payda 2 eksi 2 x. Eksi paydanın türevi ne olur? Eksi 2 çarpı pay bölü paydanın karesi. 2 eksi 2 x'in karesi olacaktır. Ne diyor? F üstü eksi 2 diyor. X yerine eksi 2 yazarsak ne olacaktır? 4 2 daha 6 eksi eksi 2 yazarsak 4 eksi 4 oldu. Aşağısı ne oldu? Eksi 2 yazarsak artı 4 2 daha 6 karesi 36. Buradan 2 bölü 36 o da ne gelir? 1 bölü 18 gelecektir. Örnek 12 fx ve gx ifadeleri verilmiş. f bölü g 61'in türevi nedir diyor arkadaşlar. Burada ifadeye dikkat edin arkadaşlar. f bölü g'nin türevini alıp sonra 61 verin demiyor. f bölü g'yi bulun 61'i yazın diyor. Burada ne gelecektir? Sabit bir sayı gelecektir. Sonra türevini alın diyor. Sabit sayının türevi ne olacaktır? 0 olacaktır fx eşittir şu ifade verilmiş. F üstü 1 kaçtır diyor arkadaşlar. İki tarafı x artı 1 ile çarpalım. Yani x artı 1 çarpı fx ne olacaktır? x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı 1 x üzeri 4 artı 1 8 artı 1 oldu. Buradan x artı 1 x eksi 1'in çarpımı 2 kare farkından ne olacaktır? x kare eksi 1. Peki x kare eksi 1 ile e, x kare artı 1'in çarpımı yine 2 kare farkından x üzeri 4 eksi 1. x üzeri 4 eksi 1 ile x üzeri 4 artı 1'in çarpımı 2 kare farkından x üzeri 8 eksi 1. x üzeri 8 eksi 1 ile x üzeri 8 artı 1'in çarpımı ne olacaktır? x üzeri 16 eksi 1 olacaktır. Bu tarafta ne oldu? x artı 1 fx oldu. fx ne oldu buradan? x üzeri 16 eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Türevini alalım arkadaşlar. Buradan türevini alırsak f üstü x nedir? Payın türevi ne olur? 16 x üzeri 5 çarpı payda x artı 1. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü paydanın karesi. x artı 1'in karesi. Burada x yerine ne yazın diyordu? 1 yazın diyordu arkadaşlar. 1 yazarsam Yukarısı ne olacaktır? Şöyle buraya alıyorum. 16 çarpı 1 artı 1 2 eksi 1 eksi 1, 1 0 bölü 1 1 daha 2 2'nin karesi. Bu da ne olur? 32 bölü 4'ten 8 olacaktır. Sağdan ve soldan türev limitli olduğu gibi arkadaşlar türevde de sağdan ve soldan türeve bakılır. Limit x x sıfıra sağdan yaklaşırken arkadaşlar fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 ifadesinin değeri varsa bu değere fonksiyonun bu noktadaki sağdan türevi denir ve şeklinde gösterilir. Yine limit x, x 0'a soldan yaklaşırken fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 değeri varsa bu değeri e, türev denir. E, fonksiyonun soldan türevi bu noktadaki soldan türevi denir ve şeklinde gösterilir. E fonksiyonunun x0 apsisli noktasında türevinin olması için sağdan ve soldan türevlerinin eşit olması gerekir. Aynen limitteki gibi. Eğer f fonksiyonunun x0 apsisli noktasındaki sağdan ve soldan türevleri farklı ise fonksiyonun bu noktada türevi yoktur deriz. f(x) parçalı fonksiyonunu vermiş 2 noktasında ve 4 noktasındaki türevi istiyor arkadaşlar. Şu ifadelerin türevlerini alalım önce. F üstü x nedir? x kare artı x artı 1'in türevi nedir? 2x artı 1'dir. Peki 4x artı 1'in türevi nedir? 4'tür arkadaşlar. 2 noktasındaki türev istiyorsa 2 noktası hangi bölgede ise o bölgedeki türeve bakacağız. 2 3'ten küçük eşit olacağı için üstteki ifadede 2 yazarsam 2 artı 1 ne olacaktır? Fonksiyonu bu noktadaki türevi 5 olacaktır. 4 noktasındaki türevi istiyorsa 3'ten büyük bölgedeki türeve bakacağız. Türevini aldık 4 geldi. Sabit bir ifade olduğu için her noktada türev 4 olacaktır. Limit, süreklilik ve türev ilişkisi bu ilişkiyi anlayabilmek için eğitim hayatına bakmak yerinde olur arkadaşlar. Biz önce ilkokul okuruz. İlkokul bittikten sonra ortaokula geçer. Ortaokulu bitirdikten sonra liseye geçeriz. Yani bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için önce limitinin olması gerekir. Türevinin olabilmesi için fonksiyonun sürekli olması gerekir. Peki bir çocuk ilkokulu bitirmişse mutlaka ortaokul okumuş diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ortaokulu bitirmişse mutlaka lise okumuştur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde bir fonksiyonun limiti varsa mutlaka süreklidir diyemeyiz arkadaşlar. Ya da fonksiyon sürekli ise... Türevli olmak zorundadır diyemeyiz. Türevli olmayabilir. Ortaokulu bitirmiştir. Ortaokul sonrası terktir. Lise okumamıştır. Yani fonksiyon süreklidir ama türevli değildir arkadaşlar. Ancak bir genç liseyi bitirmişse ne söyleyebiliriz? Hem ilkokulu hem de ortaokulu okumuştur. Yani bir fonksiyon türevli ise hem limiti vardır o noktada hem de fonksiyon süreklidir fx parçalı fonksiyonu vermiş. 5, eksi 3 ve 2 noktalarındaki türevi soruyor arkadaşlar. Hemen türevini alalım bu parçalı fonksiyonun. 2'den büyük bölgede 3x eksi 1 türevine 3. 2'den küçük bölgede türevine 2x 1 arkadaşlar. 5 noktasındaki türevi soruyor. 5, 2'den büyük olduğu için 2'den büyük bölgede türevi alacağım. Nedir o? 3. Eksi 3 noktasındaki türevi soruyor. Eksi 3, 2'den küçük bölgede alttaki ifadede yerine yazacağım. Ne olur? Eksi 6 eksi 1 eksi 7 olacaktır. 2 noktasındaki türevi sormuş. İki kritik nokta. Burada sağdan ve soldan türevleri incelememiz gerekir arkadaşlar. Sağdan türev 3 f üssü hangi nokta? 2 sağdan 3 f üssü 2 soldan nedir? Şurada verirsek 2 noktasını 4 eksi 1'den yine 3 oldu. Türevler eşit. Bir de limitlere bakalım arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken sağdan 3x 1 ne olacaktır? Yerine 2 yazarsak 6 1'den 5. Limit x 2'ye soldan giderken hangi fonksiyon var? x kare eksi x 2 yazarsak ne olur? 4 2'den 2 olur. Bunlar birbirine eşit olmadığı için arkadaşlar ne diyebiliriz? f üstü 2 yoktur diyebiliriz sağdan soldan limitler eşit olmadığı için limit yok. Limit yoksa türevde de yok. Doğrusal parçalardan oluşan fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş. Sıfıra sağdan, soldan ve sıfır noktasındaki türevlerini sormuş arkadaşlar. Sıfıra sağdan yakın türev diyor. Sağ taraftaki doğrusal fonksiyona bakacağız. Doğrusal fonksiyonlarda türev eğim demekte de aynı zamanda arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi nedir? 6 bölü 3'ten 2. Azalan fonksiyon olduğu için nasıl ki Eksi 2. Sıfıra sağdan yaklaştık. Bir de soldan yaklaşalım. Soldan yaklaşmak demek bu doğru neyimi demek? Nedir o da eğim? 6 bölü 1'den 6 olacaktır. E, artan fonksiyon olduğu için artı 6 olacaktır. Sağdan ve soldan türevler farklı çıktı arkadaşlar. Yani eksi 2 ve 6 birbirine eşit olmadığı için sıfır noktasında türev yoktur diyoruz. Pratik olarak Sivri uçlarda türev yok arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon verilmişse doğrunun eğiminin değiştiği noktalarda türev olmayacaktır. fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun a türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Noktasında fonksiyon sürekli mi? Değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada türevi yok. Eksi 3 noktasında limiti var mı? Limiti yok. Dolayısıyla türevi de yok arkadaşlar. Sıfır noktasında sivri uç sağdan ve soldan türevler farklı. Dolayısıyla burada türev yok arkadaşlar. İki noktasında yine limit olmadığı için türev yok arkadaşlar. Dört noktasında e, limit ve süreklilik var ama keskin uç sivri uç olduğu için türev yok arkadaşlar. Dolayısıyla dördü de alacağız buraya. Bunların toplamını sormuş. Eksi sekiz artı altı ne yapacak? Eksi iki yapacak. B şıkkı sürekli olduğu halde türevli olmadığı kaç farklı nokta vardır diyor. Sürekli yani delik olmayacak. Arkadaşlar sıfır noktasında fonksiyon sürekli ama doğrusal fonksiyonlar sağdan ve soldan türevler farklı olduğu için nesi yok? Türevi yok arkadaşlar. 4 noktasında da yine sürekli herhangi bir kesinti yok ama sağdan ve soldan türevler farklı olduğu için 4 noktasında türevi yok arkadaşlar. Dolayısıyla iki farklı noktada limiti ve sürekliliği olduğu halde e, nesi yok? Türevi yok. C şıkkı limiti olduğu halde türevde olmadığı noktaların absislerini bulunuz diyor. Eksi beş noktasında limit var mı arkadaşlar? Var. Görüntü ile limit aynı değil. Ama eksi beş noktasında sağdan ve soldan yaklaştığımızda e, aynı noktaya çıktığımız için limit var. Ya da kopma olmadığı için limit var. Sıfır noktasında limit var arkadaşlar, kopma yok. Ee, yine 4 noktasında kopma olmadığı için limit var. Ama aynı noktalarda türev yok. Burada sürekli olmadığı için türev yok. Burada sağdan soldan türevler. Eşit olmadığı için türev yok. Burada da yine sağdan soldan türevler. Eşit olmadığı için türev yok. Ne diyor? Apsislerini bulunuz demiş. -5, 0 ve 4. F fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun verilen noktalardan kaç tanesinde türevi vardır diyor arkadaşlar. Türevin olabilmesi için fonksiyonun sürekli olması ve sivri ucun olmaması gerekir o noktada. Baktığımızda eksi 3 noktasında herhangi bir sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Fonksiyon sürekli, sivri uç yok. Eksi de fonksiyon tanımlı değil. O yüzden sürekli olmayacaktır o noktada. Dolayısıyla türevi de olmayacaktır. Eksi 1 noktasına baktığımızda kopma var. Burada limit yok. Süreklilik de yok. Haliyle türev de yok arkadaşlar. Sıfır noktasına bakıyorum. Burada bir problem var mı? Bir problem yok. Dolayısıyla burada türevimiz var. Bire baktığımda bir de sivri ucun olduğunu görüyorum. Süreklilik var ama burada türev yok arkadaşlar. 2 noktasına baktığımda yine doğrudan eğriye geçmiş sivri uç var. Burada türev yok. 3 noktasına baktığımda 3 noktasında kopma var haliyle türevi yok. 4'te yine doğru kırılmış sağda ve solda türevler farklı. Eğimler farklı çünkü. O yüzden türev olmayacaktır. 5'te türev olmasını engelleyeceği herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla beşte fonksiyonun türevi var. Fonksiyon kaç noktada türevli? Üç farklı noktada türevli belirttiği bölgelerde arkadaşlar. Fx fonksiyonu verilmiş bu fonksiyonun türevli olduğu en geniş alanı bulunuz demiş arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan değerlerde fonksiyon tanımlı olmayacağı için türevli de olmayacaktır arkadaşlar. Peki o zaman paydayı sıfır yapan değerleri bulalım. Neler? 2 ve 3 hangisi? Eksi, küçüğü, eksi, büyüğü, artı. O zaman kökler neler? 2 ve eksi 3 ifadeleri. Demek ki reel sayılardan 2'yi ve eksi 3'ü çıkarırsam arkadaşlar neyi bulacağım? En geniş türevli olduğu aralığı bulmuş olacağım fx fonksiyonu x eşit 1 hapsinin noktasında türevli olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır demiş. Bu noktada türevli olduğuna göre bu nokta kritik nokta. Sağdan soldan türevler birbirine eşit. Sağdan soldan limitler birbirine eşit olacak. Türevini alalım şu ifadelerin. Nedir? Eksi 3. Bununki 3b x kare eksi 5. Bir noktasında sağdan soldan türevler birbirine eşitse eksi 3 eşittir. 3b eksi 5 x yerine 1 yazdım. Eksi 5'e attım 2. 3'ü de paydaya gönderirsem b eşit ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. b'yi yerine yazalım şöyle 2 bölü 3. Bu defa bir noktasında limitler birbirine eşit olacak. 1 yazarsam eksi 3 artı a eşit olacak. 2 bölü 3 eksi 5'e. Buradan a lazım bana. a'yı yalnız bırakırsam eksi 3 attım karşıya. Artı 3 olarak geçti. O da ne oldu? 2 bölü 3 Eksi 2 oldu. Bu da 3 kere 2 eksi 6, 2 eksi 6, eksi 4 bölü 3 aradığımız cevap olacak A için. B'de 2 bölü 3'tü. Ne istiyor bizden? A bölü B. Eksi 4 bölü 3'ü, 2 bölü 3'ü 3'e bölersek 3'ler ne olur buradan? Giderler. Eksi 4'ü de 2'ye böldüğümüzde cevap ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlar için fx'i 2x kare x x artı b olarak vermiş. gx'i de fx'e bağlı olarak tanımlamış. Ne diyor? g5 artı g üssü 4 sağdan 20 ise g10 eksi g1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. gx ifadesinin türevini alalım arkadaşlar. g üssü x nedir? f2 üssü x nerede? x büyük eşit 4 için x küçük 4 için f3 üssü x. F'nin üçüncü türevi. Fx'in birinci türevini alalım burada arkadaşlar. Lazım olacak gibi duruyor. 2'yi önüne indirirsek 4x eksi a. İkinci türevini alalım. Ne olur? 4 olur. Bizden ne istiyor? G5. G5 dediğimiz ne? Şurada 5 yazarsak 5 4'ten büyük eşit olduğu için F üstü 5 olacak. F üstü 5 nedir? Şurada 5 yazarsak yerine 20 eksi a'dır. Artı G üstü 4 sağdan diyor arkadaşlar. G üstü 4 sağdan. Gx'in türevini almıştık. G üstü x. Burada 4 yazarsak 4 nedir? 4 sağdan nedir? 4'ten büyük eşit şudur arkadaşlar. Yani f2 üssü f2 üssü e, ne? 4. f2 üstünde ne olursa olsun sonuç 4 zaten. Artı 4 eşit 20 oldu. Buradan a'yı sona gönderirsek a ne gelecektir? 4 olarak gelecektir. a'yı 4 olarak yazdık yerine. Bizden ne istiyor? G10 eksi G1 istiyor. G10 dediğimiz F üssü 10 arkadaşlar. F üssü 10. Şurada 10 yazarsak ne olur? 40 eksi 4'ten 36 olur. Eksi G1 nedir? G1 F üssü 1. O da 4'ten küçük. Ne oluyor? Bu da F2 üssüne eşitmiş. F2 üssü 1 nedir? Şurada 1 yazsak da sonuç 4. 36 eksi 4 aradığımız sonuç 32 olacaktır fx eşit mutlak değer x sağ a verilmişse yani mutlak değerin içerisinde birinci dereceden doğrusal bir denklem verilmişse bu mutlak değerin kökünde birinci türev yoktur arkadaşlar. Birinci dereceden denklem dışında başka bir dereceden fonksiyonun mutlak değeri verilmişse mutlak değerin köklerinde sağdan soldan türevlere bakılır. Eğer sağdan soldan türevler eşit ise türev var yoksa yoktur x eksi en ince kuvveti şeklinde tam kuvvetler verilmişse mutlak değerin içerisinde ve mutlak değerin içini sıfır yapan A noktasında türev soruluyorsa bu noktada türev sıfır olacaktır. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş aralık R eksi A'ymış. Buna göre A kümesinin elemanları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Faydayı sıfır yapan değerlerde fonksiyon tanımsız olacağı için bu noktada türev incelenmez arkadaşlar. Dolayısıyla x kare eksi 16'yı sıfır eşitlersem x 4 ve x eşit eksi 4 noktasında bu fonksiyon türevli olmayacaktır. Yine mutlak değerin kökünde birinci dereceden ifade verilmişse mutlak değerin kökünde ki burada 3 o fonksiyonun türevi olmayacaktır. Neden? Burada doğru kırılacağı için sağdan ve soldan eğimler birbirinden farklı olacaktır. Dolayısıyla aradığımız kökler eksi 4, 4 ve 3 olacak. Toplarsak cevabımız 3 olarak gelecek. Fonksiyonlarından hangilerinin x eşit 0 apsisi noktasında türevi yoktur diye arkadaşlar. Birinciye bakalım. Mutlak değerin içerisinde birinci dereceden denklem var. 0 noktası da kritik nokta. Bu noktada türevi yoktur. Gx eşit x ifadesi verilmiş. Türevi nedir bunun arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla 0 noktasındaki türevi de 1'dir. Bunu aldım arkadaşlar. Olmayanlar sorduğu için bunu almayacağım. x eşittir. Küp kök x diyor. Burada türevini almamızda sakınca yok. Peki alalım arkadaşlar ne olur? x üzeri 1 bölü 3'ün türevi. 1 bölü 3'ü önüne indirdik. x üzeri ne olur? x'i e 2 bölü 3 olur. Paydaya indirirsek 3 ne olur? Küp kök x kare olur. Peki x'e burada sıfır verirsek ifade ne olacaktır? Tanımsız olacaktır. O yüzden sıfır noktasında türev alamayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 3 de türevsiz bir e, işlemdir. 1 ve 3 o halde aradığımız cevap olacak. M negatif tam sayı olmak üzere diyor. fx fonksiyonu verilmiş. Her x gerçek sayısı için türevli olduğuna göre demek ki bu fonksiyonu tanımsız yapan bir nokta yok. Ama payda da ikinci i̇kinci dereceden bir ifade var. Burada kök olmaması lazım. Ee, peki nasıl olmaz? Deltası sıfırdan küçükse kök olmaz arkadaşlar. Peki deltasını nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 ac. M eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. Ne olur? Küçük 0. Buradan m kare eksi 4 m artı 4 eksi 16. Küçük 0. M kare eksi 4 m eksi 12 küçük 0 gelecektir. Çarpmanlarını ayıralım. Neler olur? 2 ve eksi 6 olur toplamı. Eksi 4 olacak. Buradan işaret tablosunu inceleyelim. Kökler ne geldi? Eksi 2 ve 6. Mekanin işareti pozitif. En sağda artı. Eksi artı olacak. E, ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük olmasını. Yani M'nin alabileceği değerler eksi 2 ve 6 aralığında olacaktır. M negatif bir tam sayıydı. Burada negatif tam sayı sadece eksi 1 var. O zaman M'miz neymiş demek ki? Eksi 1'miş. Yazalım yerine ne olur? 1 bölü x kare eksi 1, eksi 2, eksi 3. Önünde eksi var. Artı 3, artı 4 olacaktır. Bizden ne istiyordu? F1'i istiyor. Yani x yerine 1 vermemizi. 1 bölü 1 artı 3 artı 4. O da ne oldu? 1 bölü 8 oldu. fx fonksiyonu verilmiş. F üstü 4 ve f üstü eksi 5 nedir demiş arkadaşlar. Baktığımda mutlak değerli ifadeler olduğunu görüyorum. 4 noktasında işaretleri incelememiz gerekir öncelikle. 4 verirsek 4 eksi 3 artı 1 yapar. Demek ki pozitifmiş bu. 4 verirsek 16 eksi 17 eksi 1 olur. Demek ki burada negatif olacakmış. O zaman 4 noktası için fx fonksiyonu ne olacaktır? Ee, x eksi 3 burası aynı çıkacak. Artı parantezinde 17 eksi x kare olacaktır. Burası eksili çıktı. Düzenlersek ne olur burası? Eksi x küp Artı 17x şuradan 17x gelecek. 17x bir x de burada var. 18x eksi 3 olacaktır. Türevini alalım arkadaşlar. Ne olur? Eksi 3x kare artı 18. 4'ü de yerine yazarsak 16 kere 3 eksi 48. 18 de toplarsak ne gelecek? Eksi 30 gelecek. Eksi 5 noktasında türevini inceleyelim. Önce işaret incelememiz lazım. Eksi 5 için burası ne olacaktır? Negatif. Eksi 5 verirsem. Eksi 8 yaptı. Eksi 5 verirsem karesi 25. 17 çıkarırsak pozitif olacak. Dolayısıyla eksi 5 için fonksiyon ne olacak? Bu eksi ile çarpılacak. Eksi x artı 3. Diğeri ise aynı olacak. x kare eksi 17. Bunu da düzenlersek dağıtıyorum. x küp eksi 17 x bir tane de burada. Eksi 18x artı 3 olacak arkadaşlar. Ne istiyor? Türevini almamı. Aldım türevini. Ne olur? 3x kare eksi 18. Sonra eksi 5 yazmamı. Karesi 25. 3 katı 75. 18 çıkınca 75 eksi 18 ne gelecektir arkadaşlar? 57 gelecektir. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş aralık r eksi b'ymiş. B kümesinin elemanları toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. En sağdakinden incelemeye başlıyorum. Mutlak devrin içerisinde x kare artı 1 var. Bunu sıfır eşitlersem x kare ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Burada kök olmadığı için bu ifadenin türevli olmasını engelleyecek bir durum söz konusu değil. Buraya baktığımda arkadaşlar bunun x eksi 1'in karesi olduğunu görüyorum. Burada x eşit bir çift kat kök var arkadaşlar. Çift kat kök olduğunda bu noktada türev oluyordu. Sağdan soldan türevler birbirine eşit oluyordu. En soldaki ifadeyi inceleyelim. çarpımı 3 toplamı eksi 4 olan iki sayı. Eksi 1 ve eksi 3. O zaman buradaki kökler neler? 1 ve 3 mi arkadaşlar? Tablo yapalım. Bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Köklerimiz 1 ve 3. E, 3'ün sağında baş katsayı artı. O yüzden x kare eksi 4 x artı 3 olacak. Kökü geçince eksi ile çarpıyorum. Eksi x kare artı 4x eksi 3 olacak. En solda da tekrar x kare eksi 4x artı 3 olacak f fonksiyonumuz. Türevini alalım. Ne olur? 2x eksi 4 eksi 2x artı 4 2x eksi 4 olur. Peki bir noktasında türev incelemesi yapalım. Biri verirsem ne olur? 2 eksi 4'ten eksi 2. Biri verirsem 4 eksi 2'den artı 2. Türevler birbirine eşit oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Demek ki bir noktasında türev yok. 3 noktasına bakalım. 3'ü yazarsam burada ne olur? Eksi 6 artı 4'ten eksi 2. Zaten vermiştik burada. Burada da 2'yi de birbirine eşit olmayacağı için 3 noktasında da türev olmayacak. B kümesinin elemanları 1 ve 3 oldu. Toplamını istiyor bizden. 1, 3 tane yapacak. 4 olacak. Fonksiyonu tüm gerçek sayılar kümesinde türevli olduğuna göre A'nın olabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Eğer burada delta sıfırdan küçükse fonksiyon her yerde türevli olacaktır. Delta sıfır olursa çift kat kök geleceği için fonksiyon yine o noktada türevli olacaktır. Ee, o zaman ne diyeceğiz? Delta küçük eşit sıfır diyeceğiz. Neydi delta? B kare eksi 4 ac. Burada a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 küçük eşit sıfır. Buradan a kare küçük eşit 36. A hangi aralıkta olacak? Artı 6 ile eksi 6 kapalı aralığında olacak. Kaç farklı tam sayı değeri var burada? 13 tane farklı tam sayı değeri var. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş aralığı bulunuz diyor. Nerelerde türevi olmaz fonksiyonun? Birinci dereceden ifadelerin mutlak değerlerinin köklerinde türevi olmaz. O zaman x eksi 2'nin mutlak değerinin köküne bakalım. x eksi 2 eşit 0'dan x eşittir 2 gelecektir. Bir de neye bakarız? Büyük ifadeyi sıfır eşitleriz. Yani x eksi 2'nin mutlak değeri x'i 4'ü sıfır eşitlersem mutlak değer x eksi 2 4 gelir. Buradan da x eksi 2 1 4 1 de ne gelecektir? Eksi 4 x de 6 ve eksi 2 gelecektir. Bunlar fonksiyonun türevli olmadığı noktalar arkadaşlar. O halde türevli olduğu en geniş aralık reel sayılar eksi, eksi 2, 2, 6 aralığı olacaktır. Türevin fiziksel yorumu yolun zamana bağlı denklemi verilmişse arkadaşlar bu yol denkleminde türev aldığımızda anlık hızı buluruz arkadaşlar. Peki hızın türevini aldığımızda neyi buluruz? Anlık ivmeyi buluruz. O zaman e, ST yol denklemi ise S üstü T hız denklemi S2 üstü T nedir? İvme denklemi olacaktır. Bir hareketlinin 2 saniyede aldığı yol metre olarak sx olarak verilmiş. 5 saniyede aldığı yolu bulunuz diyor. 5 yazalım yerine. 2 çarpı 5'in karesi artı 8 çarpı 5. Ne olur burası? 50, 40 daha 90 olacaktır A şıkkında. 6. hızını bulunuz diyor. Yol denkleminin türevini alırsak neyi verir bize? Hız denklemini verir. Alalım türevini. 2'yi önüne indirirsek 4x. 8x'in türevi Artı 8 olacaktır. Bizden ne istiyordu? 6. saniye istiyor. 6 kere 4, 8 daha 32 yapacaktır. C şıkkında 3. saniyedeki ivmesini sormuş. Hız denkleminin türevini alırsak arkadaşlar bize neyi verecek? İvme denklemini verecek. Hız denkleminin türevi 4x artı 8'in türevi ne oldu? 4 oldu. Her noktada her saniyede ivmesi neymiş? 4'müş. O zaman 3. saniyede de ivme neymiş arkadaşlar? 4 Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol st ile verilmiş. Bu hareketlinin ivmesi kaçıncı saniyede 50 olur demiş arkadaşlar. Yol denkleminin ikinci türevi neyi verecektir? İvmeyi verecektir. O zaman ikinci türevi alalım. Önce birinci türevi alıyorum. Ne olur? 9 t kare eksi 4 t artı 4. İkinci türevi alalım şimdi. 18 t Eksi 4 olacak. Bu ne? İvme denklemi arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? 50'ye. 4'ü yanına atarsam 54, 18'e bölersem 3. saniyedeki ivmesi ne oluyormuş? 50 oluyormuş. Rol, Fransız matematikçisi olan Michel Rol, 1652 yılında Ambert'te doğdu. 1690 yılında Cebir Kitabı adlı eserini yayınladı. Rol teoremi, F fonksiyonu AB'den R'ye verilsin. Bu fonksiyon AB kapalı aralığında sürekli AB açık aralığında türevli olsun. FA eşit FB ise arkadaşlar bu şekilde iki nokta varsa A ve B noktası görüntüler aynıysa bu aralıkta diyor arkadaşlar türevinin sıfır olduğu en az bir tane kök mutlaka vardır diyor. Bakın şöyle bir eğri çizmişse şurada türevi sıfırdır. Burada türevi sıfırdır. İki tane bulmuş olduk. Ortalama değer teoremi f fonksiyonu a, b'den r'ye verilsin. AB b kapalı aralığında sürekli açık aralığında da türevli olsun. Bazı x sıfırlar bu aralıkta vardır ki diyor f üstü x sıfır f b eksi f a bölü b eksi a'dır. Yani a ve b noktasından geçen doğrunun eğiminin eşit olduğu bir türev değeri mutlaka vardır diyor arkadaşlar. f fonksiyonu sıfır noktasında türevli. İki apsisli noktada da sürekli olduğuna göre ABC'nin toplamı nedir demiş. Sıfır noktasında türevli ise hem limiti sağdan soldan birbirine eşittir hem de sağdan soldan türevleri birbirine eşittir. Önce türevi inceleyelim. Alalım türevini. Bunun türevi nedir? 2x. Buranın türevi nedir? B'dir. Sıfır noktası dediğine göre sıfır yazarsak yukarısı sıfır olur. Demek ki B neye eşitmiş arkadaşlar? Sıfırı eşitmiş. B'ye sıfırları yazdım. Şurası da sıfır oldu. Aynı zamanda limitleri de birbirine eşit. Yani şu sıfırı yerine yazarsam eksi A olur. Sıfırı yerine yazarsam eksi 4. A da buradan ne geldi? 4 olarak geldi arkadaşlar. A'nın yerine de 4 yazıyorum. Şimdi gelelim iki noktasına. İki noktasında sürekli olduğuna göre sağdan soldan limitler birbirine eşit olacak. Buradaki limit eksi 4. Buradaki limit ne olacak arkadaşlar? İki noktasıydı bu. E, 4 Çarpı 2'nin karesi 4 artı a gitmişti artı c. C ne geldi buradan? Eksi 4 eksi 16'dan eksi 20 geldi. Bizden ne istiyordu? A artı b artı c'yi a'yı 4 bulduk. B'yi 0 c'yi eksi 20 toplarsak cevap eksi 16 gelecektir. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Birinci soru fx fonksiyonu verilmiş f üstü 2 ile F2'nin türevinin değerinin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar F2 sabit bir sayıdır. Yani 3 gibi 5 gibi eksi 10 gibi sabit bir sayı. Bunu türevini aldığımızda ne olacaktır? 0. O zaman bize bu fonksiyonun türevini alıp 2 yazmak düşüyor. Türevini alalım. Çarpımın türevini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Birincinin türevi çarpı ikinci. 3x kare x 8 çarpı ikinci ne? x kare artı 4 artı ikincinin türevi çarpı. Buradan x yerine 2 yazalım diyor. Yazalım 2'yi. Şunların hepsini yerine 2 yazdık. Ne oldu? 4 kere 3 12 x 8 4. 4 4 daha 8. Artı 2 kere 2 4. 2'nin küpü 8. Eksi 16'dan eksi 8. Buradan ne geldi arkadaşlar? 32 eksi 32 ne oldu? 0. Evet diğeri de sıfır gelmişti. Bu da sıfır oldu. Toplamı ne olacak? Sıfır olacak. fx fonksiyonu verilmiş. f üstü sıfır beş olduğuna göre a kaçtır diyor. fx'in türevini alalım arkadaşlar. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Pi, bölü paydanın karesiydi. Payın türevi ne olur? 2x artı 2 çarpı payda x artı 1. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay artı a bölü paydanın karesi. Ne diyor? Bu türevde x yerine 0 yazıp 5'e eşitle diyor. 0 yazalım yerine 5'e eşitleyelim. 0 yazdım. 0, 0, 0. Burası ne oldu? 2 kere 1, 2, eksi. Şunlar gitti. Eksi a. Şuradaki eksi, eksi a. Bölü 0 yazdım 1. Neye eşitmiş bu? 5'e. A'yı sağa 5'i başa gönderirsek A ne olur? 2 eksi 5'ten eksi 3 olacaktır. E fonksiyonun grafiği verilmiş. X'in kaç farklı değer için türevi yoktur diyor arkadaşlar. Fonksiyonun koptuğu noktalarda, delik olan noktalarda ve kırılma noktalarında yani sivri uçlarda ne yoktu? Türev yoktu arkadaşlar. Baktığımda eksi 1 noktasında kopma var. Burada limit olmadığı için türev yok arkadaşlar. Yine 3 0 noktasında delik var. Bu nedenle türev yok. Burada sürekli değil fonksiyonumuz. Peki 2 noktasında 2 noktasında fonksiyon sürekli ama sağda ve solda eğimler farklı olduğu için türevler farklı olacak. Bu nedenle burada türev yok arkadaşlar. 3 noktasında da yine türev olmayacak. Yani 4 farklı nokta için türev yoktur fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Eksi 1 ve 2 noktalarındaki türevlerinin toplamını istiyor bizden. Fonksiyonun türevini alalım. x kare eksi 3 x'in türevi nedir? 2 x eksi 3. 2 x küp eksi 4'ün türevi nedir? 6 x kare. Eksi 1 noktası dediğine göre x küçük 1 bölgesini kullanacağım. Şurada eksi 1 yazarsak yerine 2 çarpı eksi 1 eksi 3 olacaktır. 2 noktasındaki türev dediğine göre e, o zaman da bunu kullanacağız. Şuraya 2 yazacağız. 6 çarpı 2'nin karesi. Burası ne olur? Eksi 2 eksi 3 eksi 5. Burası 4 kere 6 24 olur. Toplarsak cevabımız 19 olarak gelecektir. fx fonksiyonu olduğuna göre f üstü 2 kaçtır demiş. Mutlak değerli ifadede 2'nin 2 iki yerine yazdığımızda işaret ne oluyor ona bakmalıyız. 2 yazarsam yerine 2'nin karesi Eksi 9 eksi 5 yapacaktır. Yani negatif olacak burası. Kare dışarıya 9 eksi x kare artı 2 x varmış yanında. fx'imiz buymuş. Daha yakışıklı yazalım. Eksi x kare artı 2 x artı 9 oldu. Ne istiyor bizden? Türevini almamızı ve 2 yazmamızı. Aldık türevini eksi 2 x artı 2 2 yazdık yerine. Ne olur arkadaşlar? Eksi 4 artı 2'den eksi 2 olacaktır. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş küme r a olduğuna göre a kümesinin elemanları toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Mutlak değerin köklerinin olduğu noktalarda fonksiyonun türevi olmayabilir. Onun için mutlak değerin köklerini incelememiz gerekiyor. x kare 16'yı 0 eşitlersem x kare 16 x de artı eksi 4 gelecektir. Bu noktada sağdan soldan türevi inceleyelim arkadaşlar. Eksi 4 ve 4 noktaları sağda işaretimiz artı. Kökü geçtim. Eksi kökü geçtim artı. Yani burası x kare eksi 16. Şurası 16 eksi x kare. En solda ne olacaktır? x kare eksi 16 olacaktır fx'imiz. Peki türevini alırsak ne olur? Türevini alırsak burası 2x olacaktır. Eksi 2x, 2x. Hangi noktada? Eksi 4 noktasında bakalım. Eksi 4 verirsek ne olur? x8, x4 verdiğimizde 8. Bunlar birbirine eşit olmadığı için x4 noktasında fonksiyonun türevi olmayacaktır. Aynı şekilde şurası 8'di. Burası da x8 yazdığımızda 4 yazdığımızda tam tersi oluyor. x8 artı 8. Birbirine eşit olmuyor arkadaşlar. O yüzden 4 noktasında da fonksiyonun türevi yok. Sağdaki ifadeye bakıyorum. Deltasına baktığımda delta b eksi 4 harcı eden eksi 3 gelecektir. Eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için burada kök yok arkadaşlar. Dolayısıyla türevinin olmadığı noktalar eksi 4 ve artı 4 noktaları toplamı da ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Fonksiyonu her x gerçek sayısı için türevli olduğuna göre f üssü 8 nedir demiş. Paydada birinci dereceden bir fonksiyon var. Buradan kök gelecektir arkadaşlar gelmemesinin tek yolu x'in katsayısının 0 olmasıdır. Dolayısıyla a artı 1 0 a ne gelecektir buradan? Eksi 1 gelecektir. O halde fx fonksiyonumuz ne oldu? Eksi x artı 2 bölü burası 0 olduğu için 6 oldu. Bizden ne istiyor? F üstü 8'i türevine alalım arkadaşlar. Eksi x'in türevi nedir? Eksi 1. Katsayıda da payda da 6 var. Eksi 1 bölü 6 olacaktır. X yerine 8 yazsak da sonuç yine eksi 1 bölü 6 olacaktır. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol metre olarak st olarak verilmiş. Üçüncü saniyede hızı nedir diyor arkadaşlar. Türevini aldığımızda bu ifadenin hız denklemi gelecektir. O da 3t kare eksi 2 olacaktır. Üçüncü saniyede t yerine 3 verirsek 9 kere 3 27 eksi 2'den aradığımız cevap 25 olacaktır fx fonksiyonu çarpım olarak verilmiş. f üst 8 kaçtır diyor arkadaşlar. Çarpanlar şu birinci olsun. ikinci üçüncü. Burada kaçıncı olur? Sekizinci mi olur? Sekizinci. Sekiz tane çarpanımız varmış. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8 tane. Evet. Peki nasıl alırız türevini? Birincinin türevi çarpı diğerleri. X'in türevi 1 çarpı diğerleri. Artı ikincinin türevi çarpı diğerleri x çarpı x artı 4 çarpı x artı 14. Burada x8 hangisinde var? x artı 8'de. x artı 8'in türevi çarpı diğerleri x, x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8'in türevi 1, x artı 10, x artı 12, x artı 14. Artı yine bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. x artı 14'ün türevi çarpı diğerleri. x çarpı x artı 2, Çarpı nedir? X artı 12 çarpı 1. Evet türevini aldık. Ne istiyor bizden? Bu türevde kaç yazmamızı istiyor? X8 yazmamızı istiyor. Birinci ifadede eksi 8 yazarsak burada X artı 8 çarpan olarak var. Yazdığımızda ne olacaktır? 0 olacaktır. Peki e, ikincinin türevini aldığımızda burada yine X artı 8 var çarpan olarak. X8 yazdığımızda Burası ne olacak? 0 olacak. Ancak x artı 8'in türevini aldığım ifadede eksi 8'i yazarsam eksi 8, eksi 6, eksi 4, eksi 2 burası artı 2, artı 4, artı 6 olacaktır, gelecektir. Yine diğer ifadelerde 0 olacaktır. O zaman aradığımız cevap şu çarpımın sonucudur. Bu ifadeyi düzenlediğimizde de sonucun 9 çarpı 2 üzeri 11 geldiğini göreceğiz arkadaşlar. x çarpı px artı 2x artı 1 çarpı p üstü x ikinci dereceden bir ifadeymiş. px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi px ile x'in çarpımı var burada. Sonuçta ikinci dereceden olmuş. x'e bölersek birinci dereceden olacaktır. Demek ki px polinomu birinci derecedenmiş. O zaman px'i ne alacağım? ax artı b şeklinde. Alırsam arkadaşlar ve x ile çarparsam ax artı b artı 2x artı 1 çarpı ne diyor? P üstü x. P üstü x ne olacaktır buradan? A gelecektir. Çarpı a. 3x kare artı 5x artı 3 olacaktır. Düzenlersek buradan ax kare artı bx artı 2 ax artı a gelecektir. Bunu da düzenlersek ne olur? ax kare artı b artı 2 a x artı a olacaktır. Bu da yine 3 x kare artı 5 x artı 3'e eşitmiş. x karelerin katsayıları birbirine eşit. a ne geldi buradan? 3 geldi. x'lerin katsayıları birbirine eşit. a yerine de 3 yazalım. Yani b artı 6 eşittir 5. b de buradan eksi 1 geldi. Ne istiyor bizden? px polinomunun katsayılar toplamını px yazalım. 3x eksi 1 Katsayılar toplamı dediğimiz neydi? P1'di. O da 3-1 ne yapacaktır? 2 yapacaktır. fx fonksiyonunun x eşit 1 hapsızlığı noktasında türevi olduğuna göre m çarpı ne? Nedir demiş arkadaşlar. Türevi varsa sağdan soldan limitler birbirine eşit. Yine sağdan soldan türevler birbirine eşit olacaktır. Türevlerini alalım. mx artı 3'ün türevi nedir? m'dir. nx kare artı 5'in türevi nedir? 2 x'tir. Bir noktasında birbirine eşitlersek m eşittir 2 ne olacaktır? eşit eşitleyelim birbirine. 1 bir verirsek ne olur? m artı 3. 1 verirsek burası ne olur? n artı 5. m'nin yerine de 2n yazarsak n'yi başa attık. n eşittir. 3'ü de karşıya atarsak 2 gelecektir. n2 ise m ne oldu? 4 oldu. Bizden ne istiyor? 2 kere 4 ne yapar? Cevabımız 8 olacaktır fx fonksiyonun grafiği çizilmiş. Fonksiyonun sürekli olduğu halde türevli olmadığı noktaların absisteri toplamını istemiş. Eksi 3 noktasına bakalım. Burada sivri uç olduğu için türevi yok. Ama herhangi bir kesinti yok. Delik yok. Yani fonksiyonumuz sürekli. Yine 3 noktasına baktığımızda sağdan soldan türevler birbirinden farklı. Sivri uç. Dolayısıyla burada fonksiyonumuz sürekli. Ancak türevsiz. 5 noktasında yine Doğrudan eğriye geçmiş. Yani buradaki eğim ve e teğetin e neleri? Eğimleri birbirinden farklı. Sağdan soldan türevler haliyle birbirinden farklı olacak. Bu nedenle 5'te de türev yok arkadaşlar. Toplarsak eksi 3 artı 3 artı bir toplamı ne yapacak? 5 yapacak. Fix fonksiyonu her x gerçek sayısı için türevli olduğuna göre m'nin alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Türevli ise demek ki mutlak değerin kökü yok arkadaşlar. O zaman ne söyleyebiliriz? Delta küçük eşit sıfır. Eşitliği de alıyoruz çünkü tam kare olursa türevi oluyor arkadaşlar. Peki e, deltasını bulalım. Nedir? B kare eksi 4 ac'den. M eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 küçük eşit sıfır. Düzenlersek m kare eksi 4m artı 4 64 de buradan geldi. Ne olur? Eksi 60 mı yapar? Küçük eşit 0. 6 ve 10 alacağız. Çarpım eksi 60 olması için eksi 10 alırsam toplamı da eksi 4 olur. O zaman kökler neler oldu? Eksi 6 ve 10 oldu. Sade işaret artı, eksi artı. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Negatif olmasını istiyordu. Demek ki aradığımız cevap eksi 6 ve 10 aralığı olacak. Sınırlar dahil. Eksi 6, eksi 5, artı 5, artı 6, 7, 8, 9, 10 değerleri aradığımız değerler. Burada eksi 5 ile artı 5, artı 6 ile eksi 6 ve aradaki değerler birbirini götürdü. Şunların toplamı ne yapar? 15, 24, 34, E şıkkı doğru cevap olacaktır. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş küme R eksi B'ymiş. Buna göre B kümesinin elemanları toplamı kaçtır diyor. Baktığımda mutlak değerin içerisinde doğrusal ifadeler var. Yani birinci dereceden. Yani bu mutlak değerlerin köklerinde fonksiyonun türevi olmayacak. Birinci ifadeyi sıfır eşitleyelim. En dıştakini, büyük olanı. x eksi 1, x 2'nin mutlak değeri artı 3 eşit 0 dersek 3'ü karşıya attığımızda şu mutlak değerli ifade ne olacaktır? Eksi 3 eşit gelecektir. Mutlak değerli bir ifade eksi 3 eşit olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla burada kök yok. İçerisindekine bakalım arkadaşlar. x eksi 1'in mutlak değeri eksi 2 eşit 0 dersem buradan x eksi 1'in mutlak değeri 2 gelecek. x eksi 1 2, x eksi 1 eksi 2 olmalı. Buradan x eşittir 3, x eşittir eksi 1 değerleri gelecektir. Son olarak en içerideki x eksi 1 ifadesini 0 eşitlersem x de buradan 1 gelecektir. Yani fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar 1, eksi 1 ve 3 noktaları toplarsak aradığımız cevap 3 olarak gelecektir. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.